Üşümüşsün. Biraz. İstersen eve gidelim. İstiyorsa gidebiliriz. Yani sen bilirsin canım. Sen nasıl istersen. Yani bilmem. Olur. Olabilir. Ay! Ayı. Ne ayısı ya? Aa, gülme gülme. Ay. İyi misin? İyiyim. Bileğim acıdı. Senin de hiç ayı görmedin nereden belli ha? Ne o ses? Ayılar güler mi? Hadi be. Hadi. Gel gel boş ver. O ses ne? Hayvandır. Ne hayvanı ya? Ha? Bak. Şurada ağaçların oradan bir yerden ayak sesi geliyor ya. Nereden geliyor kızım ya? Ne bileyim. Sermet, çadır kurmuşlar buraya. Tamam kızım, korkma ya. Sen dursana burada. Kim lan bunlar benim topraklarıma çadır kurmuşlar? Fırat. Abi. Fırat. Deniz. Narin. Bir şey yapmayalım biz, belli etmeyelim tamam mı? Tabii tabii, hiçbir şey belli etmeyelim bize. Tamam. Sizin ne işiniz var burada? Abi yoksa siz eve mi geldiniz? Eve geldik. Irmak İsviçre'ye gitti yılbaşı için. Ben de bir arayayım dedim. Deniz Hanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedim. Baktım morali bozuk. Çok moralim bozuktu. Ya böyle içi titriyor, iki gözü iki çeşme ağlıyor dedim. Öyle bir şey olmaz. Alayım size dedim. Böyle bir hava alalım. Siz de balayındasınız, rahatsız etmeyin dedik ama moralim nasıl bozuk? Nasıl bozuk? Yani baktım olacak gibi değil. Yılbaşını dedim yalnız geçiremezsiniz dedim. Aldım geldim dedim, böyle değişiklik olur, moral olur. Hayır. İyi yapmışsınız, ne yapacaksınız tabii. Değil mi? İyi düşünmüşsün abi yani. Sermet'ciğim cansın sen, can be. Bana bakın. Siz çok eğleniyorsunuz galiba ama ben hiç eğlenmiyorum. Senin bu kocanın sorumsuzları yüzünden ben hiç eğlenmiyorum. Bana o konuları açtırmayın ha. Tamam ya Deniz. Hemen de sinirleniyorsun yani sen de. Tabii tabii, açma ağzını. Yoksa vallahi batırırım suya. Yok ya. Ay, ay siz yanlış anladınız. Aşk olsun. Biz şeyin babında, durumun şeyine güldük. Ay Allah çıkardı sizi karşımıza. Olur mu öyle şey? Sermet bir şey söyle. Ben kalmak istemiyorum bu çadırda. Fırat tutturdu çadırda yatacağız diye. Yani ev müsaitse, biz de sizi rahatsız etmezsek. Hani gelsek mi değil mi? Estağfurullah canım. Yani ne demek rahatsız edeyim? Kendi evi zaten yani. Olur mu öyle şey? Yani ev zaten burada kalınmaz. Burada ayı gelir, domuz gelir. Sırtlan bile gelir buralarda yani. İyi geç topla o zaman. Hadi gel beraber toplayalım yani. İyi tabii. Sen de ne kadar hanım evladıymışsın yani. Birader hanımlar hanım evladı olur. O senin kahveden arkadaşın değil, doğru konuş. Sen hayırdır, ne oluyor böyle? Ne? Ne oluyor böyle? Hayır, yaptığım pislikleri temizliyorum. Allah razı olsun. Bana bak. Sen ben bir şeyleri yuttum sanma. Bunun hesabını soracağım ben sana. Dur çadırında. Ne soracaksın ya? Ne soracaksın? Sor söyleyeyim. Allah Allah. Neyi saklayacağım? Niye saklayacağım acaba? Benim vereceğim tepkiden korktuğun için tabii. Çok taktım ben de senin tepkini be. Ne? Bana bak, sen aklını oynatmışsın. Böyle başı boş kaldın son zamanlarda, tamam mı? Sonra ben bir geleceğim, toparlayacağım seni. Gözün bakın. Yeter. Yeter. Ben aldım. Alamam, alamam. Bu çadır kalsın burada, birisini göndeririz, aldırtırız bunları. Olur. Dün nasıl dedim ya? İyiydi. Allah mutlu etsin. Abi. Sarıkar neydi o? Irmak mıydı neydi o? Şey yapmadı değil mi? Pislik pislik. Yok. Ne yapsın, o da çaresiz. Kabullendi. Şaka bir yana iki kızı da evlendirdik. Zafer'le Şadiye geldi mi? Ne yaptılar? Geldiler. İyiydiler.
Zafer Etin'e ben pek güvenmiyorum. Arada sırada git kızı bir kolla bir şey yap. Ablası da yok başında şimdi. Bunlar zengin mengin şimdi balayı malayı oraya buraya her yeri gezerler. Tamam. Dün gece de bir sürü rüya gördüm kötü kötü ya. Şadiye falan böyle. İçim sıkıldı valla. Allah hayır etsin. Zafer. Zafer hadi kalk. Ya işe geç kaldın Zafer hadi kalk. Şiş. İşe geç kaldın hadi çabuk. Sen gitme istersen bugün işe. Çocuk idare eder nasılsa dükkanda. Olmaz. Zafer. Ne oldu? Manzara hoşuna gitti galiba. Ya ben seni çok özledim. Ne yaptığını zannediyorsun kızım sen ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Kendi pisliğini bana mı bulaştırmaya çalışıyorsun sen gerizekalı? Zafer. Kaldırım süpürüntüsü. Ulan ben senin nikahımı aldım diye yatağıma da mı alacağım lan salak? Gerizekalı. Zafer. Ne zahmet ettiniz Deniz Hanım? Ne zahmeti ya? Nasıl? Isındın mı biraz? Isındım evet. Bakayım. Yavaş elin yanmasın. İçim üşümüş vallahi orada. Donmuşum ya soğuktan. Bu sıcak çikolata da çok iyi geldi. Ay Fırat. Hı. Yalnız güzelmiş ev ha? Ev güzel canım. Bayağı beğendim yani. Geniş yani. Hı. Geniş geniş oturabiliriz. Niye suratın asık senin? Yok canım asık falan değil. Hı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben ömür hayatımda bu kadar güzel sıcak çikolata içmedim. Afiyet olsun. Yani evde de yapıyorlar hiç hoşuma gitmiyor. Demek ki bana göre değişiyor. Ne bileyim. Ya biz sizi böyle rahatsız etmedik değil mi? Aa. Yok canım estağfurullah yani... Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Yani geldiler de ne güzel ev şenlendi diyorduk Deniz'le, hanımla. Deniz Hanım'la. Tesadüfün böylesi işte. Ya. Ya. Enteresan. Deniz Irmak nasıl? Git dedin. Gitti.
İsviçre'ye arkadaşların yanına gitti yılbaşı için. İyi değil tabii. Ben gerçekten çok üzgünüm. Biliyorum. Ama Irmak'ın zaafını bildiğin halde arana bir mesafe koymadığın için sana çok kızgınım. Naren'le Irmak'ı çok keyifsiz bir hikayeye zorladın. Bundan sonra daha da kötü olacak. Umarım iyi idare edersin. Ay pardon ya, böldüm galiba sizi. Siz devam edin, ben şömine geçiyor da. Birkaç parça ödün elinde. Hemen hallettim zaten. Tamam. Yok canım, bildiğin şeyler. Gizli bir şey değil sonuçta. Deniz, Irmak senin kardeşin. Tamam mı? Tabii ki onu merak edip onunla ilgili konuşacaksın. Rahat ol artık. Bu konu hep gündemde olacak. Benim alışmam gerek. Onu Uğur'ta konuşabilirsin. Ben gelince susmana gerek yok. Kolaydı çünkü. Düştüğümüz şu duruma bak. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya hem sen bebekleri seversin. Severim tabii. Ama böyle mi olmalıydı ya? Şadiye. Kızım ben Ümmü ablan. Şadiye. Şadiye. Nerede ki şimdi bu kız telefonu? Niye evde bıraktı ki? Bakkala falan gitti acaba. Zafer. Zafer, oğlum size gittim. Kapıyı çaldım çaldım, Şadiye açmadı. Telefonu açtım, telefon evde çalıyor. Şadiye kapıyı açmıyor. Bakkala makkala gitmiştir dedim. Yok Şadiye, öyle gelmedi eve. Çok merak ediyorum oğlum. Hadi kalk, kalk gidelim bakalım. Bari de düşmüştür, kafasını mafasını vurmuştur. Hadi oğlum, hadi. Yok Ümmü abla. Üst baş almaya gitmiştir o. Ve az önce alışveriş merkezine bıraktım. Telefonunu da evde unutmuştur telaştan. Öyle mi? Öyle tabii ya. Ya mont mu alacağım diyordu. Çizme mi alacağım diyordu. Bir şeyler diyordu ama. Otur. Çay ikram edeyim. Bak çörekler falan taze. Yok oğlum yok. Sen Şadiye'ye selam söyle, gelince beni arasın. Başlatacağım boşanma işlemlerini. Bitecek. Ondan sonra da sen işte düğünlerden düğün beğen. Ne o abi? Evlilik, boşanma falan. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sen niye salça oluyorsun her şeye? Ne o kız? Sarı kanarya. Suratın sirke satıyor. He? Abi sabahtan beri böyle ya. Ne oldu, Sermet abiyi mi özledin sen? Kaç gün oldu? Nail baba gelmedi. Anne de yok. Ama gelecek Nail baba. Sen merak etme. Sen usul bir kız oldu. Bir sürü hediye sana getirecek. Hediye istemem. O zaman Nail baba getirecekse annemi getirsin. Eyvah. Biz şimdiki çok çabuk Noel hazırlamak lazım. Aç lazım, hediye lazım. Ben güzel yemek hazırlayacağım. Al ya, yap bir şey lütfen. Kız çok üzülecek yoksa. Ya bir de Noel bayramı mı kutlayacağız şimdi? Lan hep yeni yeni icatlar var ya. Hep yeni yeni icatlar yani ha. Yeni geline mi baktın? Aa evet, ona baktım. Yok mu ya, bugün gördünüz mü hiç? Yok bacım yok, onların halleri pek fena. Sabahtan kocası pek bağırdı. Kızın feryatları mahalleyi tuttu. Yardım edin,
Yardım edin! Yardım edin Allah'ını seven! Yardım etsin! Kırın şu kapıyı! Koşun! Kız Halime! Halime kız senin oğlanları yolla buraya! Sermet Bey, bakın bakın şu tarafa doğru sıçrıyor, ben görüyorum. Şöyle çeksenize onu azıcık. Balık bu Deniz Hanım, orada da olur, burada da olur. Bak tutacaklar şimdi. Onlar tutacak, göreceksin. Versene sen şunu. Bakın, yok. Bir dursana. Al. Görüyorum diyorum bu tarafta. Dur. Şadiye! 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 Kızım! Şadiye! Şadiye! Kızım! Şadiye! Şadiye ne oldu sana? Şadiye gözünü aç ya! Kocayı da çarpmıştın kızım sen. Ambulans çağır! Ambulans çağır! Şadiye! Aç annem gözünü. Aç benim güzel kızım. Aç benim güzel kızım. Aç benim yavrum. Şadiye. Aç gözlerini. Ya amma porana yaksa kızım ya. Ya öyle bir şey imkansız, aralarında bir şey olamaz. Yok yok. Bu ölümünü inkar ediyor ama ben eminim. Benim içgüdülerim yanılmaz. Güven bana. Senin içgüdülerin tersine işler güzelim. Bin kere kurban olduk senin içgüdülerinin biz. Allah Allah. Ha? Tuttum, tuttum. Balığı ben tuttum. Tut, çek, çek. Ağır, enli boylu. Çek, ağır. Ben tuttum, ben tuttum. Ben tuttum. Bravo. Bravo. Oo, bravo Deniz. Bunun zeytinyağlısı çok güzel olur yalnız ha. Asıl buradan geliyor. Balık vurdu galiba. Geliyor, bak balık buradan geliyor. Bak, bak. Bak, bak. Sermet. Tuttu, onlar tuttu. Neyin hırsını yaşıyorsun sen? Anlamadım ki, olimpiyatlara mı katıldık? Onlar tuttu. Rezilliğe bak. Tarzanım benim. Bravo. Bravo Fırat. Bravo. Bravo. Sakın kaçırma. Sakın tamam. Kaçırma. Ne haber? Allah kahretmesin, balık gitti. Ya. Ya. Fırat ya. Gözü vardı, gözü. Ne oldu çita? Lanet olsun ya. Gitti balık. Ben kendim saldım oğlum. Bilerek mi oldu zannediyorsun? Hadi hadi çabuk. Kıza göstermek yok ha. Gizliden. Gizliden. Hadi abim götür. Ağacı da kur hemen. Süsü süsü tamam. Böyle güzel görsün onu, tamam? Anlaşıldı. Efendim? Alo. Alo Sermet Bey, koş yetiş. Ben şimdi Recep'i arayamıyorum. Katil olur korkusuna narinde Fırat'a dolaşamıyorum. Bu sefer neden çocuk gelmiş Hadiye'ye gömülmüş dayaktan. Kızcağız mahvolmuş, üstüne de bir kutu ilaç içmiş. Mahalleliyle kaptık getirdik biz hastaneye. Sermet Bey ne olur koş yetiş bu kızıma. Ümmü abla, Ali ben şimdi abin... Telefonu çekmediği zaman bana yönleniyor da. Sen şimdi hangi hastanedesin, neredesin? Tamam, kıpırdama geliyorum ben. Kıpırdama geliyorum. Tamam. Tamam ablacığım. Alo, biriniz gelin buraya. Abicim, şimdi yine önemli bir işim çıktı. Ben apar topar gideceğim. Bir şey olursa seni ararım, tamam mı? Valla, şekil itibariyle bozdu ama bence çok lezzetli Deniz'ciğim. Ellerine sağlık. İki ayağımı bir fıkça soktunuz hadi hadi diye. Balık kaçıyor sanki. Bunu bulduğunuza şükredin ya. Vallahi bu iki tarzdan o kadar güzel balık tuttu ki... ...gerçekten kova ağzına kadar dolu. Ben bilmiyorum ki biz ne yapsak o balıkları? Izgara mı yapsak, tava mı yapsak, salamura mı yapsak? Ne yapsak acaba? Bence kurutup duvara asalım, bugünün hatırası olur. Mevsimi değil arkadaşlar. Abi, yani biz yanlış yerdeyiz yani. Balık yukarıda. Yani mevsim itibariyle de pozisyon. Yanlış pozisyon. Yanlış. Kavağa yüzüyordur onlar böyle. Kavağa doğru yüzüyorlar. Yani sandviç çok güzel olmuş. Tam böyle istediğim gibi. Afiyet olsun. Ne var be? Ellerine sağlık gelin. Kadersiz kızım benim. Abla yok. Merak etme yani, bu böyle gitmeyecek. Ben ifadesini aldırıyorum okuştum. Sen kocası mısın bu kızın? Değilim. Sen bu hale getirdin kızı. Abicim, ben bu kızın kocası falan olsam kraliçeler gibi bakarım. Başımın üstünde taşırım. Dövmek ne kelime? Kocası dövmüş. Bu da kahrına gitmiş, bir kutu hap içmiş.
Ben üvey annesiyim. Bey de yakınımız olur. Bana yardıma geldi. Nerede buluruz hocayı? Vallahi bilmiyorum. Yani kaçıp gitmiştir gene de. Bir bakın isterseniz. Tamam. Şimdi canım kardeşim, bak sen Şadiye bacamın neresine yara bere yaptıysan biz de sana aynısını yapacağız, tamam mı? Ali abimden gelen talimat bu. Şimdi sen bize paşa paşa o koordinatlarını ver ki biz de seni ona göre darp edelim. Ondan sonra da sana bu ilaçlardan vereceğiz, ağrıların geçecek. Tamam mı koçum? Hadi bakayım. Bırakın lan beni. Siz neden aramızda olanlardan? Hala aramızda lan. Oğlum ne arası lan? Oğlum kız ölüm döşeğinde lan. Lan seni ben ya. Şadiye. Kızım. Ölmeyi bile beceremedim canım. Ah deme öyle benim güzel kızım. Saatlerdir kaç kişi uğraşıyor biliyor musun sen seni hayata döndürmek için? Allah'ım seni bize bağışladı kızım. Şadiye, bu iti bulduk. Sana yaptıkların aynı onu yapıyoruz şimdi. Bir daha senin kılına dokunamaz o herif. Tamam mı? Sen rahat olacaksın. Bakalım onlara gücü yetecek mi? Şadiye. Şadiye aç mısın? Bir şeyler istiyor musun? Hani ne mutlu eder seni? Gideyim alayım geleyim hemen. Ha? Ben Maria'ya nihayet. Ne var Ali, sabahtan beri 50 tane mesaj atmışsın oğlum. Çekmeyen bir yerdeydim. Ya abi tatsız bir durum oldu. Ama peşin söyleyeyim Şadiye iyi. Yalnız bunun bu psikopat kocası var ya, dövmüş abi kızı. Çok kötü. Kız da bir kutu hap içmiş. Ümmü abla bulmuş onu, hastaneye getirdik falan filan ama. Şimdi iyi abi, gözlerini açtı. Zafer aldınız mı? Ya aldık abi. Hani aldık, müsaade isteyemedik. Kusura bakma ama müsaade isteyecek vakit de yoktu yani. Tamam. Kız hastaneden çıkınca sakın bir yere salmayın. Moskova'yı da Zafer'den uzak tutun. Ne yapacağı belli olmaz. Fırat'la Narin benim yanımda. Zaten düğünden beri yüzleri gülmedi. Onlara şimdilik bir şey söylemiyoruz. Hadi eyvallah. Burada da mı iş? Yok ya. Evdekilerle konuştum be. Ne eğlendik değil mi? Balık da tutsaydık iyi olacaktı. Ali abi, şimdi biz bu eşek sudan gelinceye kadar dövdük abi. Ha abi dövdük. Şimdi abi ben diyorum ki bu böyle kalmasın abi. Şimdi kız intihar etti ya. Abi bence biz buna bir kutu ilacı verelim. Gebersin valla. Şekilli olur yani, kapak olur. Ha? İmzamızı atmış oluruz. Ben öyle diyorum yani. Ne dersin? Ulan akılsız. Ya sen ne zaman akıllanacaksın kardeşim ya? Ya seni operasyona yollayan da kabahat ya. O işler yasak kardeşim artık. Bitti. Man kafa bitti bak. Yasak diyorum, yasak. İyice dövdüyseniz bırakın o iti orada. Kızı da biz şimdi eve götüreceğiz zaten. Tamam abi, sordum sadece. Tamam eyvallah. Gidiyoruz, topla millet. Ha şöyle. Güzel bir karides yapayım antre olarak ha. Karides. Antre tavuktan önce. Ne yapayım hayatım? Başka bir şey mi var? Bunu buldum işte. Tavuk olduğu kadar açlıktan ölecek insanlar ya. Yenir yenir. Hayır biz yani bu kimin aklına uyduk, inandık bunlara o balığı tutacaklar diye. Evet. Nasıl uyduk, nasıl inandık? Senin ne hocana sıkıntı? Bir evde ters giden bir şeyler mi? Yok yok, bir sıkıntı yok. Siz de iyi gibisiniz. Kriz aşılmış. Canımı okuduz tabii. Güç bela çıktık yola. Tanımadım da kafası dağıldı, iyi oldu ya. Ya ne diyeceğim, yemek yiyene kadar bir şeyler mi içsek ya? İçelim koyayım ben. Rezil olduk zaten. Ya baba, boş ver.
Ben yaptım karides kokteyl. Yiyin bakalım beğenecek misiniz? E tavuğa kadar böyle bir atıştıralım. Mükemmel gözüküyor valla. Şimdi yandık işte. Lan nasıl yiyeceğim ben bunu arkadaş? Ağzıma koyamam ben bu deniz böceklerini. Lan canlanır oğlum bunlar benim midemde. Tam sevdiğim gibi. Ben az pişmişim ama ben böyle severim diyebilirim. Ben de. Çok güzel olmuş Deniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mutfakta da iddialıymışsınız yani Deniz Hanım. Yok canım. Böyle deniz ürünlerine biraz ilgim var. Ama bir gün size midyeli pilav yapayım. Bakın onu güzel yaparım. Midye dolma. Enteresan yani. Neler yaparım, ne sofralar kurarım ben sana canım benim ya. Kıyamam. Nasıl dayıyor iştahla. Ay çok tatlı be. Sabaha çıkmam ben. Ama olsun. Ölümüm onun elinden olsun. Şu yemek faslını kapatalım bence artık. Uykusuzluktan ölüyorum. Sen? Evet ben de. Oh ne güzel şimdi sıcacık uyuyacağız burada evde. O korkunç çadırda da olabilirdik. Ben nasıl uyudum senin aklına ya? Sen gel bakayım buraya. Ne var senin dudağında? Hı. Ha? Hı. Ben senin kollarında olduktan sonra her yerde uyuyorum. Hı. Yanık kokuyor. Yanık kokuyor. Tavuğu unuttuk. İyi oldu. Bu ne lan? Çok iyi bak yemeğini bulup bulamayacağın yemek bu. Bunlara güvenip kadını da gönderdik. ekmek var mı biraz? Sosu çok güzel olmuş da. Recep arıyor. Açacağım beni artık yani. Madem Zafer'e de ulaşamayacak. Açayım mı abla? Aç. Bu saatten sonra koyduysa bulsun o Zafer'i. Boş ver. Alo. Neredesin kızım ya? Saat kaç oldu ya? He? Recep. Dur. Dur bir dakika dur. Recep. Zafer Şadiye'yi dövmüş. Ne? Şadiye iyi mi? Kızıma bir şey olmuş mu? Bana hiç böyle dolanmaçtı falan filan hiçbir şey anlamadım. Direkt hepsini tek tek söyle. Kızım iyi mi? Bir şey de yoksa hemen telefona veriyorsun sesini duyacağım. Hemen! Recep dur bir bağırma. Kızın hali hal değil. Konuşamıyor. Su bile zor içiyor kız. Bana cevap verme kızımı ver! Tamam Recep tamam. Dur sen bekle. Veriyorum bekle. Şadiye, baban delirdi yavrum. Bir sesini duysun da rahatlasın. Sen şunu bir alo diyiver ya. Allah sizin hepinizin belasını versin. Sen oğlum şunu ya. Yanmış kömür gibi olmuş. Kıza yaranacağım diye sen de. Ne var ya? Bir tek dışı yanmış. İçi gayet güzel. Hem sen biraz önce o çiğ karidesleri yerken
Sen ne ima ediyorsun ki bana? Hangi kısmını? Ben karidesi çok severim oğlum. Yeter be. İma ima. Yetti yani. Ayrıca biz ne alaka? Tamam. Yani ikimiz de bekarız. Siz bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz ama... biz öyle bir durum yok zaten. Ne var işte. Tam tersi aslında. Yakıştırmıyoruz Allah. Şimdi arkadaşına beni layık görmüyor musun? Yok ya, yok öyle demek istemedi o. Yok, ben onun ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama zaten bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir tavrımız da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Yataklar hazır. Herkes hayırlı geceler. İkinizi de boğacağım. İkinizi de boğacağım. Anlarım ya. Fırat, ay inanmıyorum. Gerçekten ne söylemedin? Ne zaman durum düşünmeden farkı var ya. Söylemedim, ağzımdan kaçırdım. Ay, ah. Nasıl böyle bir şey kaçırabilirsin? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kızda bir şey var. Ben çok iyi tanırım onu, bir şey var. Normalde böyle değildir, lafı ağzımıza tıkar. Seviyorum size ne der. Ama net değil. Kafası net değil. Bunların ikisi de net değil. Yani ne bileyim, belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey yoktur aralarında. Ama abi onlar da yani var ya, kıkır kıkırlar. Sen de sürekli laf söylüyorsun. Hep bir şey ima ettin, sinirlendin. Ben ne dedim ya? Samet, biraz konuşabilir miyiz? Samet, yapma böyle. Yorgunum Deniz Hanım. Uyuyacağım. Yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kırpırın ekmek yemen lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Maren haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Şimdi müsaadenle ben biraz uyuyayım. İyi geceler. Aşık olunca kan gitmiyor insanın kafasına işte. Bir kendi hayatına baksana sen. Ne bekliyordun ki yani? İlk verdi lastik patlattı kız işte. Ne alaka dedin? Bulsun arkadaşına cillof gibi bir koca narin de görsün hayrını. Peki ben ne yapacağım arkadaş? Deniz olmadan ben ne yapacağım? Yardım edin! Yardım edin! Ay, Zafer! Zafer, yardım edin! Biri
düşeceğimden. Ay. Alo. Hemen bir ambulans lazım. Adresi Zafer, veriyorum. Zafer. Ay, ay Zafer. Ay, ambulans geliyor mu? Zafer. Yok mu ya? Ay. Camdan düştü. Çağırın ya. Çağır. Hadi şimdi hemen bize gideceğiz. Her şey yolunda, tamam mı? Ali, oğlum benim eve gitmem lazım. Çocuklar dün gece komşuda kalmışlar. Gidin ben onları okula göndereyim mi? Şadiyem size emanet. Rıfat, bak benim ablanı eve götür. Bir işi varsa hallet. Çocukları da okula bırakırsın, tamam mı? Tamam abi. Yok oğlum, ben yaparım. Gerek yok. Ablacığım, olur mu öyle şey ya? Ben bırakırım sizi. Ben bir abime bakayım ya, merak ettim. Yok yok, merak etme. 10 dakika fazla uyumuşuz işte. Sıkıntı yok. Ne bakıyorsunuz ya? Kimse çay vermeyecek mi bana? Vermeyeyim. Gerçi elinizden çay içmeye layık değiliz ama... yine de sağ olun gelin hanım. Çiş gibi de olmasın. Ben yemek yiyorum. Tamam, tamam. Allah aşkına, fark etmedim ben. Ben bugün bir tane kadın tuttum, geliyor zaten. Yani yemek falan yapacak. Böyle çok balık falan istiyorsanız da aşağıda şelalenin orada Mustafa Işık diye bir adam kırmızı benekli alabalık yapıyor. Gideriz yeriz. Biz bir yürüyüşe gideceğiz önce ormana. Ondan sonra gideriz. Öyle mi? Hı. İyi, siz yürüyün, benim işim var. Ya akşam şey, öyle bir laf ettim ama hani... öyle seni biliyorsun değil mi? Hani... Yok. Hiç yani. Ya sabah sabah gerçekten germeyin beni. Ben bırak tamam, kim yani kendine kimi yakıştırıyorsa yakıştırsın. Değil mi? Hiç yani. Tabii. Allah'tan kardeşim sahip çıkıyor bana. Sen bana verdin yani kızı. Ben ne karışırım abi? Kendi bileceği iş yani. Bana bakın. Bu konu hemen kapansın. Yeter artık. Vallahi çıkıp giderim kapıdan ha. Tamam ya, tamam tatlım. Bir şey yok. Kızma hemen. O ne ya, yılaki doktor. Neyse ya, hadi. Baldız, biz çıkalım yürüyüşe. Canım, ben senin montunu da alayım, hazırlayayım, tamam mı? Gidelim, kalkalım biz artık, hadi. Hadi. Hayırdır ya? Ben senin nereden baldızın oluyorum? Sen hani sonuçta Narin'le kardeş gibisin. Ya hemen yani hırlıyorsun Deniz sen de. Yo yo, iki taraftan da baldız oluyor yani. Hem ırmaktan hem Narin'den. Ne ki sırıtıyor. Maşallah neşeniz yerinde Sermet Bey. Harikayım, kabıma sığamıyorum. Evet. Bu Zafer Şadiye'nin kafasını gözünü patlatmış. Şadiye de hapçım intihar etmiş. Allah'tan Ümmü oradaymış da hastaneye götürmüşler kızı. Malim de haberi olmasın. Şadiye birkaç günü toparlar, gittiği zaman kendi gözüyle görür. İki gün şurada kalacaklar, burunlarından gelmesin. Zaten Şadiye benim evde, bir sıkıntı yok. Bu Zafer'i kahretsin ya. Öldüreceğim onu ben. Sen merak etme. Ay. Ya Şadiye, şimdi biliyorum. Bir şey görecek gözün yok da. Hani bir gayret, gözünü açacaksın. Bakacaksın bu dünyaya. Bu güzelliği bir göreceksin. Daha genceciksin, öyle haplar falan. Ne güzelliği ya. Ne güzelliği. Neresi güzel şu denizinin, gökyüzünün, bu İstanbul'un. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu uçan kuşlar var ya, onlar kadar bile yerim yok benim bu şehirde. Şadiye, bak böyle konuşursan götürürüm seni, kapatırım bir kliniğe. Elini kolunu bağlattırırım, burnuna kadar da yaptırtırırım ha, haberin olsun. Biliyorum. Bir de dayatırsınız beynime silahı. Terapiye falan gönderirsiniz beni, değil mi? Kaçıklar ya. Ya işte sen böyle gül. Sen böyle gül, ben sana kurban olurum ya. Ya sinirden gidiyorum ben burada. Vallahi Ali abi, her yerim ağrıyor ya. Artık nereye götüreceksen götür beni. Ya tamam, gideceğiz de. Abim daha evinden arıyor işte geceden beri. Sen uyuyordun, konuşamadı, seni merak ediyor. Hani bir arasan, bir sesin duysa. Nari yenge de orada, da ona durumu pek çaktırmıyoruz. Ha, bir arasan. Aman abi, aman.
Şimdi yok Zafer'di, yok ben sana dedimdi falan filan hiç çekecek halim yok. Gidelim biz eve, oradan ararız kimi arıyorsak. Peki, olur. Çok güzel bu orman, bayıldım. Ev de şahane. Oo, daha seninle birlikte gitmek istediğim o kadar güzel yer var ki. Aslında ne diyorum biliyor musun? Şöyle işi bıraksan da sen seninle uzun önce bir dünya seyahatine çıksak. Ha? Vallahi çok güzel olur gerçekten ama maalesef ben de her ölümlü gibi çalışmak, para kazanmak zorundayım. Ve paramız var sevgilim. Ya tabii ne demezsin. Su alacağım Fırat'cığım, para verir misin? Ayakkabı almam lazım, para verir misin? Yok artık. Doğru ya, ben çelimi niye yoruyorum ki? Narin geldin, narin gideceksin işte. Peki şöyle bir şey yapsak, sana borç para versem olmaz mı? Sen dünya seyahati falan diyorsun ama yani bebek ne olacak? Hı? Nasıl baba olacağım bilmiyorum zaten. O konuya o kadar yabancıyım ki. Kendini alıştırsan iyi edersin. Az kaldı. Şadi'ye bak, dinle beni. Her şey kötü geliyor sana, biliyorum hayatım. Ama vallahi geçecek, söz veriyorum geçecek. Ben o iti mahkemelerde kendim süründüreceğim sana el kaldırdığı için. Deniz abla, ablama hiçbir şey belli etme bak, tamam mı? Aklı çıkar sonra ne olur. İyi misin Şadiye? Merak etme kızım, merak etme. O itin hesabını ben keseceğim, merak etme. Narin kusura bakma ama ırmağa olan öfkem çocuğa olan duygularımı da etkiliyor. Ben iyi baba olamam. O kadını da hayatımda istemiyorum. Doğa sana bunu sormaz. Sadece çocuğu kucağına verir, sen de baba olursun. O kadar. Böyle de olacak. Zamana ihtiyacın var, değişeceksin, sabret. O çocuk senin. Ya, baba olmanın yolu bu değil. Zaten psikolojik olarak sakat bir ortamda dünyaya gelen çocuktan... Narin, deli bir annesi var. Başka bir hayat kurmak isteyen babası. Yapamam. Nasıl bir hayat olacak ki o çocuğun? Çok güzel bir hayat olacak. Sen ona sevgi vereceksin. Şefkat, mutluluk vereceksin. Çok iyi bir baba olacaksın. Çok iyi bir hayat olacak. İstemiyorum. O kadını istemiyorum hayatımda. Efendim gülüm. Vallahi bilmiyorum ki, bir yerde oturuyorum öyle. Dışarıdayım. Tamam. Geleceğim. Tamam gülüm. Canım, bir sesini duyayım diye aradım. İyi misin? Bana bak. Sen orada iyi bakıyorsun değil mi kendine? İçki falan içmiyorsun. Ya öf abla, ne içkisi ya? İyiyim ben, merak etme. Hadi öptüm. Deniz. Ya uyuyor musun hala? Biz döndük çoktan. Kızım ne uykusu bu? Lokantaya gelip bir şey de yemedin. İyi misin sen? Ne oldu yine sana? Ermak'la konuştum ya şimdi arayın. Bir şey yok ya. Ah ya. Biliyorum içinde yaşıyorsun acını. Çok üzülüyorsun, onu da biliyorum. Fırat'ı da yolamıyorsun. Bizim huzurumuz kaçmasın diye. Ne diyeyim ki? Bilmiyorum. Canım benim ya. Canım.
Ablacığım sen demedin mi kız yüzmesini bilmiyor diye? Ne yapacak, çocuk gibi kolluk takıp mı girecek denize? Kusura bakma da ben rezil olamam öyle dostla düşmana. Allah Allah ya, yüzmek zorunda mı? Yatar güneşlenir, akşam da barmar takılırız işte. Hem kızım parası yok zaten, nasıl gelecek? Ondan para isteyen mi var Irmak'cığım? Kız da utanıyordur artık yani, senelerdir sen bakıyorsun ona sonuçta. Deniz'ciğim hadi ya, toparlanın gidin artık siz. Ben de kafam dinleyeyim şöyle rahat rahat, hadi. Hadi hazırlan, sen de gel bizimle buldurma ne olur ya. Ya kaç kere konuştuk bunu, ben pazartesi staja başlıyorum, gelemem bir yere. Ben biliyorum ya, hep bu eşeğin söylediği saçma şeyler yüzünden sen gelmek istemiyorsun ama... ...ve onun hesabını sonra soracağım. Aa! Ya iki gün ya, iki gün ablamla baş başa tatil yapmak istedim. Ne var bunda? Ne var ne yok, ben o zaman sorunca sen anlarsın. Ya hadi siz abla kardeş baş başa başka yerde kavganızı edin güzelce. Hadi bakayım ben kafamı dinleyeceğim. Güle güle. İyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Fatoş'cum, hadi sen de izne çık. Ne istersen yap. Güle güle. Emin misiniz Narin Hanım? Evet. Madem öyle, iyi tatiller o zaman. Güle güle. Çok güzel olmuş şunu biraz daha. Koymam mı Recep'im, koymam mı? Afiyet, bal, şeker olsun. Hı, Mehmet, oğlum sana da koyayım mı acık daha? Yok yok anne, sen bana koy. Kız sen doymadın mı? İki tabak yedin ya, daha ne istiyorsun? Allah Allah. Baba, hem de birincilikle bitirdim okulu. Aferin kızım, iyi dedin. Anne, hiç mi özlemediniz beni, niye konuşmuyorsun? Aman ne özleyeceğim be. Bir kere biraz aklına geldik mi, aç mıyız, açıkta mıyız, ne haldeyiz diye. Şadiye, Mehmet, siz bir şey deyin bari. Annem haklı, bizi istemeyene biz hiç istemeyiz. Şadiye, ama ben gelecektim. Hep aklımdaydınız ama olmadı. Oydu şeyden sonra yapamadım. Yeter ya. İki lokma bir şey yiyoruz, boğazımıza zitsin. Car 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 car. Baba. Senin baban baban yok. Ne olası lan? Ha? Ben sana ders çalışmayacaksın demedim mi? Dedim mi demedim mi? Ha? Bir de nispet yapar gibi getirmiş bunu gözüme sokuyor beni. Çalışmayacaksın seni, gebertirim. Anladın mı? Canım, Narin, Narin. Ha, ha Melis. Yok bir şey hayatım, rüya görüyordun, yok bir şey. Sakin ol. Çok şükür. Senin ne işin var burada? Yoksa uçağı falan mı kaçırdın? Yok ya, binmedim ki. Alandan geri döndüm. Aa, Irmak? Irmak deme bana ya, öf. Kavga ettiniz, olay büyüdü. Ya ben bu gece oraya gitseydim o otelde onu boğardım. Kendimden korktum, gitmedim. O kadar sinirliyim, sen düşün yani. Aç mısın? Çok. Ya kıymalı bamya var, ısıtayım mı? Yok, ben iştahım kaçtı. Sandviç yapayım. Neyle? Peynirli, salamlı, heh, marul, heh, arda, neyse. Şey, sonra bir kahve yaparız, bir de film patlatırız. Süper. Ama ne olur korku filmi falan izlemeyelim, tamam mı? Ben bu gece yeterince izledim zaten. Yok yok, izlemeyin. Sen anlat bakayım ya. Ne gördün öyle? Çok kötüydün kızım ya. Ha? Ne kötü olmuştun ya. Aa, teyze hayırdır? İyi misin? Teyze ne oldu? İyi misin sen? Vallahi bilmiyorum kızım. Bir anda başım böyle boşalıverdi sanki. Doktor doktor çağırdı mı? Bir şey yapalım mı? İster misin? Yok yok, geçer şimdi. Geçer. Bir hatırlayabilsem nerede oturduğumu, nerede olduğumu bilemiyorum. Teyzeciğim, senin adın ne adın? Ay şey...
Ay, çantan mantan kimliğin var mı? Bir bakalım içine. Nerede? Yok, yok. Hiç kimlik mimlik bir şey yok. Ben ne yapacağım şimdi? Ben bir karakola bakayım ya. Belki bir arayan falan olmuştur ha. Merak etmişler. Çok mantıklı. Ay ağlama. Ağlama, ağlama. Gel. Kıyamam ben sana. Gel, ben seni yukarı çıkarayım ha. Orada bir dinlen sen. Gel. Gel. Buraya mı oturacağım? Otur, otur dedim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun sizlerden. Ha, kızım. Kim? Annem baban yok mu evde? Yok. Yıllar önce sizler ömür. Ay. Ben arkadaşımla yaşıyorum. Ha, ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkürler. Teyzeciğim, çay, kahve ne ikram edeyim size? Ay kızım, içim ezildi. Bir kuru ekmek varsa, zahmet olmazsa. Ne zahmet ya? Hemen geliyorum ben. Tamam, tamam, tamam kızım. Dedim ben Narin'e alışverişe çıkalım diye. Yolladı Fatoş'u da. Bu da bitti. Teyzeciğim. Ben bir 5 dakika seni yalnız bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Hemen bir dışarı çıkıp geliyorum, tamam mı? Sen rahatına bak, keyfine bak. Acele rahat, etme. Rahat, ben rahatım burada kızım. Hah, tamam. Acele etme. Geliyorum ben hemen. Tamam. Bu ev. Ya hiç arayan soran olmamış kadın Deniz'ciğim. Ama sadece ben böyle teyzeden bahsedince biraz... sadece o eşkale uyuyan bir kadın varmış günlerdir. Ben anlatınca polis beyler de dediler ki bir gelip bakalım. Şüphelendiler, bir hırsızlık mırsızlık olayları varmış. Sen niye oturuyorsun burada, ne oldu? Teyze nerede? Polis amcalar haklı. Son kurban biziz. Ne? Aa! Neyi, ne yapmış, neyi almış? Ben birkaç dakikalığına markete diye evden çıktım. Geldim bir baktım, altın, mücevher, para, hop yok. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum. Sen niye, niye teyzeyi evde bırakıyorsun? Niye gidiyorsun markete? Neden gidiyorsun? Ne almış, neler almış? Mücevherlerini... Ağlayacağım ya. Ya inanamıyorum ya. Vallahi memur bey. Olayı çözmedeki hızınıza hayran kaldım doğrusu. Aslında pek bir şey yaptık sayılmaz. Bu eşkaline verdiğiniz yaşlı kadının yolu kendiliklerinden gelip teslim oldular karakola. Ay yazık ya kız, pişman oldular demek ki. Evet aynen öyle dediler. Çok pişmanız bu soygunu yaptığımıza. Utanıyoruz kendimizden dedi ikisi de. Yalnız dikkatimizi çeken özellikle oğlan epey hırpalanmış bir haldeydi. Kapıyı çarptım falan dedi ama neyse. Çıkar kokusu nasıl olsa bir yerden. Sizin de karakola gelip bunları teslim aldığınıza dair bir imza atmanız gerekiyor. Atarız, atarız. Tabii atarız. Ne olacak değil mi? Şanslısın valla. Hadi, yolcu yoluna gerek. Bir saat kaldı Sivas otobüsüne. Ya abi, bir alas mı aldık desemeydim ben? Oğlum ne alas mı aldık diyeceksin? Daha kadın dün koymadım senin evin önüne. Öyle de abi de işte. Ne bileyim, insan bir fena alıyor. Onca zaman ekmeklerini yedik. Oğlum sen yediğin ekmeğin karşılığını gani gani ödedin. Kaç milyonluk mücevherleri geri geldi kadının. Ne demişler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Burada Halik ne oluyor abi? Boş ver ya. Boş ver ya. Tak bakalım. Посмотри, я приготовила очень вкусную еду. Я не хочу кушать. Я хочу маму и Сармет. Вначале покушаем вкусную еду, потом позвоним Сармет.
Abi ne oldu ki, ben hani Galina'yı eğlendirmek için şey ettiydik bunların hepsini. Ulan mal. O Noel Baba o çocuğun gözünde çok önemli bir şahsiyet. İki paralık ettin koskoca Noel Baba'yı. Ulan kutuplara kadar Noel Baba kovalasın seni. Mal! Ne oluyor ya? Ya ne olacak ya? Kabahat bende. Her şeyi rapor ediyorum. Her şeyi. Ne oluyor orada diye açıyorum gösteriyorum böyle. Salak. Müzik çalıyor de. O oluyor de. Bu oluyor de. Noel'imi zehir etti işte. O oldu yani. Ya hadi. Önemli değil. Bak Şadiye ne güzel yemek var sofrada. Beraber yiyeceğiz. Bugün Noel gecesi. Herkes mutlu oluyor. Ya bırak ya. Her şeyi içimde bırakır böyle. Her şeyi. Allah'ım ya. Allah'ım ben nereye düştüm gene ya? Canım. Hastayım yani ben. Yatacağım zaten o yüzden. Midem hala kötü. Tamam sağ ol. Siz bayağı böyle güzel güzel eğlenin. Hadi. Akşam bir gürültü duyduk şangırtıdan. Bir çıktık yerde boylu boyunca yatıyor. Baktık pencere pencere açık. Böyle yerde boylu boyunca yatıyor. Artık birimi itti. Kendini mi attı bilmiyoruz. Dün de gencecik karısını dövdü. Ondan sonra sen kız kendi kendine intihar et. Hiç de kavgaları bitmiyor. Pek zor durumdalar gencecik insanlar. Lan! Oğlum Şadiye ölmüş mü? Abi herif atlamış, o zaman Şadiye de ölmüştür. Ben Deniz'i arayayım. O bilir ne oldu, ne bittiğini. Can? Ne? Ne olmuş? Ne olmuş Zafer'e? Yok be, Şadiye iyi. Bana bak. Biz Nari'ne söylemedik ha. Bir şey söyleme sakın. Söyle bakayım Zafer'e ne olmuş? Ya onu biz de tam anlamadık. Camdan mı atlamış, düşmüş mü, ölmüş mü, sağ mı? Şadiye nerede peki? Hastanede mi? Gidelim yanına. Ha. Narin yoksa yanında kim var? Sen mi varsın? Sen neredesin peki? Ha, dağ evinde. Tamam biz cep telefonundan ararız onu. Tamam. Yok abi Şadiye iyiymiş ya. Sermet'in evindeymiş de. Bunlar da Narinler falan hep beraber şey, dağ evine çıkmışlar. Narin haberi yokmuş. Ali bak, sen beni üzüyorsun şimdi. Tamam Sermet'e kızdın ama aç mı kalacaksın? Aç kalacağım. Açlık grevi yapacağım. Yeter ya. Oturdun kabahat, kalktın kabahat, ne desem kabahat, ne yapsam kabahat, şurama geldi ya. Yeter ya, istifa edeceğim ben, bıktım artık. Bak sen Sermet Bey'sin, yapamayacaksın. O da sensiz yapamaz. Ya ne olur, üzme bu gecede beni. Ali abi, gelsene yesene bir şeyler. Bak çok güzel bir hindi var, nar gibi kızarmış bak, sensiz boğazımızdan geçmiyor. Ya abi, rica edeceğim. Bugün bana bulaşmayın ya. Gerçekten sinirlerim çok bozuk iki gündür. Bugün bana bulaşmayın bugün. Özellikle bugün beni bir rahat bırakın, rica edeceğim. Abi. Teşekkürler. Ya ben sana kıyamam ben sana ya. Kıyamam ya. Her zaman güzelim benim. Ben her zaman her istediğini yaparım senin. Canım benim. Bak. Şimdi az çocuk biliyor yaptığım kıymetini. Görüyorsun değil mi? Sermet nerede? Hadi kalkalım biz ya. Biz de yatalım ya. Hadi geceler. Zafer'e ne yaptın? Camdan atmış kendini. Ya da atılmış. Ne? Yeter artık Ali. Birazcık şunu iç. Efendim? Ali. Ağlıyor musun lan sen? Ali yok artık abi. Ali yok. Ali bitti. Bu son. Son bir duble daha içiyorum abiciğim. Maaşımdan kesersin. Sabaha doğru da gün doğarken
Kaybolacağım abi ufakta. Kaybolup gideceğim. Adres madres de bırakmayacağım. Ne yap? Ali. Günaydın. Günaydın. Şey, ben bir çay alabilir miyim? Koyayım ben. Samet Bey gece aradı. Sabah uyanınca beni merak etmesinler. İşim çıktı. İstanbul'a gidiyorum. Sabah söylersin dedim. Samet Bey gitti mi şimdi? Evet. Keyiflerine baksınlar. Hiçbir şeylerini eksik etme dedi. Siparişi de verdim. Birazdan getirirler. Kahvaltı da hazır olur. Teşekkürler. Şunu. İçsene oğlum. Abi ayıltma beni. Ali benim asabımı bozma. Ayılacaksın adam gibi bana derdini anlatacaksın. Gerizekalı. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Zafer'e ne yaptınız? Zafer ne abi ya? Aşk olsun bak. Ben diyorum ki içim diyorum. Yanıyor. Sen bana Zafer diyorsun ya. Ali ne içirdiniz lan buna? Ne içti lan? Abi o çok içti. 1,5 büyük içti. Onu bırak gitsin yansın dinlensin abi. Komada gibi bir şey şu anda. Zafer olayını ben izah ederim abi. Evet ben onu alacağım. Getireceğim birkaç saat. Kalan! Kalan! Siz de dinleyebilirsiniz. Sonra konuşacaksınız. Oh şimdi biraz üzgün. Yatağın altına hasta bezi falan serin. İşemesin altına. Abi şimdi biz bu Zafer'i aldık. Ali abi aradı alın götürün dedi. Ondan sonra bir temiz okşadık bunu. Sonra da mekanda bıraktık geldik. Mekanda bıraktınız değil mi? Evet abi. Ali abi aradı. Tamam dedi yeter dedi dövdüğünüz. Biz de çıktık geldik abi. Allah Allah. Efendim Deniz. Niye gittin? Gitmem gerekiyordu. Evde problemler vardı. Dönmeyecek misin? Ali'nin bir sıkıntısı var. Onu halletmeye çalışıyorum. Ali niye iyiydi? Takma sen. Siz keyfinize bakın. Ben bakacağım durumlara. Sermet gelmen gerek. Niye? Çünkü ben sabah kalkıp seni göremeyince çok kötü oldum. Deniz, manasız bir gerginlik yaşadık. Öyle yani Zafer mafer çözemedim ben işi. Ben ondan bahsetmiyorum. Konuşmamız gerek, bizim. İkimizin konuşması gerek. Sen en başından beri bana çok mesafelisin. Ben senin duygularından emin olamıyorum. Sen bir de üste çıkıyorsun zeytinyağı gibi. Her şeyi zorla. Sanki benim isteğimle yapıyor gibisin. Bir adım bile atmadın. Seni oraya kim davet etti Deniz? Sen beni öpmedin bile. Ya bismillahirrahmanirrahim Deniz. Böyle elimden tutup gözümün içine bakıp seni seviyorum demedim bile. Deniz. Esas. Sensin beni yanına yakıştıramayan. Sensin beni sevmeyen. Ya ben seni niye istemeyeyim yani? Sen biliyor musun ben senin için ölüp bitiyorum. Nasıl ölüp bitiyormuşsun? Bayağı işte ölüp bit yani nasıl ölüp bittilirse öyle ölüp bitiyorum. Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. O yüzden mi her defasında benden kaçıyorsun? Tamam akşam geleceğim ben. Şuradaki işleri halledeyim. Tamam. Ben seni camda bekliyor olacağım. Bay bay. Vay arkadaş ben ölmüşüm bitmişim benim ağlayanım yok ya. Ya şu halimize bak yani yarım saniyede yelkenleri indirdik aşağıya. Bu kadar derdin arasında bana söylettiğin laflara bak Deniz ya.
Kimi bekliyor olacaksın Can'da? Aşkımı, sevgilimi, Sermet'i akşama kadar yolunu gözleyeceğim. Tamam anladım. Dalga geç sen. Uyuyor mu Sermet? Yok, gitmiş işte. Telefonda ona diyordum Can'da bekleyeceğim diye. Ya tamam Deniz, anladık. Espri, ima falan yok artık. Boşuna kırıyoruz zaten adamı. Ay! Yeter be! Aşığız kızım biz. Birbirimize deli gibi aşığız. Seviyoruz birbirimizi. Bil kurtul. Yeter. Aa! Ne düşündüğünde umurumda değil. Ya ne diyorsun be? Çıkartma. Ne diyorsun? Delirdin. Anladık tamam. Yaptık bir hata. Özür de diledik. Gönlünü de aldık adamın. Benim için sonsuza kadar kapandı bu konu. Yeter uzatma Allah Allah. Hadi ya karnım aç benim. Hadi nerede Sermet? Uyanmadı mı? Fırat nerede? Kalkmadı mı? Fırat! Sermet! Kalkın hadi ya. Aşığım diyorum aşık. Allah Allah. Sermet! İnanmadım. Fırat! Kızım! Aşığım aşık. Duyuyor musun sen beni? Oy benim tatlım uyanmış. Ben de seni bekliyordum. Bak Nal babalar bana hediye getirdi. Sonra bir sürü Nal babalar geldi. Dans ettiler. Yemek yedik. Çok eğlendik. Ama sonra Ali ağladı. Ağlamamıştır tatlım. Gözüne bir şey kaçmıştır eline. Ben seni çok özledim. Bu gece beraber yatalım. Ya tatlım. Çok deli yatıyorsun sen ya. Ben Nal Baba'ya mektup yazdım. Annem getirmesini istedim. Ama o bebek Türen getirdi. Ama ben sana demiyor muyum yazını düzelt diye? Öyle kargacık kurgacık yazıyorsun. Yaşlı adam tabii okuyamıyor da senin yazını. Oy ben senin yalnızını burnunu yerim. Anlat bakalım ne yazdın mektubunda Nal Baba'ya? Hı? Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Kimseye karşı duymadım ben böyle şeyler. Niye bu kadar etkileniyorum? Sermet abi. Uyandın mı paşam? Abi ne işin var senin burada? Hatırlamıyor musun lan bir şey? Abi ne oldu? Yengeyle falan mı bir aksilik oldu? Ali bundan sonra ağzına bir damla içi koyarsan yemin ediyorum senin kafanı gözünü patlatırım. Otur lan şuraya. Eren ne içiyorsun lan? Bununla mı içiyorsun? Manyak! Telefonda ağlamalar, gideceğimler, zırlamalar. Nereye gidiyorsun lan? Abi nereye gidiyormuşum? Tutmuyorum ki ben nereye gidiyormuşum ya? Yani bir işte Noel babaları falan şey ettik. Ondan sonra ben seninle telefonda konuştum. Ha. Şey oldu abi yani. Ben sana biraz kırıldım ama hani o senin her zamanki duyarsızlığın alışılmış bir şey yani gidecek falan bir şey yoktu. Sen yengeyle aranda bir şey mi oldu? Abi yoksa sen hani ta oradan kalktın geldin benim için mi geldin abi buraya? Niye gelmeyeyim lan? Niye gelmeyeyim oğlum? Öküz gibi böğürüyorsun bana telefonda. Geldim zaten burada çocuğa yakalandık. O da benim içimi parçaladı, annesini özlemiş. Tutturdu seninle yatacağım diye. Deniz orada camda beni bekliyor. Ne yapacağım lan ben? Ya abi hani gerçekten çok duygulandım ya abi. Sen orada sevdiğin kadını bırakıp bana mı koştun şimdi abi? Ha sana koştum Ali. Şimdi seni alacağım buradan Hollanda'ya gideceğiz, nikah basacağız. Manyak mısın oğlum sen? Mal mısın lan? Her şeyi hazırlamışım. İlk defa kızı öpeceğiz, koklayacağız. Şimdi gel burada giy pijamaları. Galina ile beraber eşekli ayıyla yatağa gir. Tabii Zafer'den de haberin yok senin değil mi? Haberim var abi. Biliyorum. Dövdük işte dövdürdük falan. Neyi biliyorsun lan? Neyi biliyorsun oğlum? Herif camdan düşmüş komada. Ayrıca nasıl dövdünüz yani? Nasıl dövdünüz? Yani dövdünüz bıraktınız bu sürüne sürüne gitti. Evine çıktı kendini camdan aşağı attı öyle mi? Biri atmıştır abi. Yani bizden biri atmamıştır. Atsa biliriz de. Ben o kafayla hani gidip onu... Yok ya hani. Zannetmiyorum. Ben atmamışım diye. Sallama lan kafanı.
gitti gidecek, uyuyor yani. Biz gidesiye kesin uyumuş olur. Problem yok yani. O uyurken de sen artık atı alıp Üsküdar'ı geçersin, Manisa'ya gidersin, 3 kere geri gelirsin, öyle diyeyim. Ben zaten bunun başında duracağım. Hiç gözümü kırpmam. Sen olayı halledersin. Ali, yolun gerisini yürümek istemiyorsan sus. Tabii abi, nasıl istersen. Uyusun da büyüsün yine sokaklarda. Abi bir de sabah Metin gelecek arabayla. Ben Galina'yı paketlerim. Biz aynen uzarız. Sen de tatiline kaldığın yerden güzel güzel devam edersin abi. Ali bir sus! Abi müsaadenle, bu Zafer ameliyattan çıkınca bir arayacaklardı. Evet, dinlemedeyim. Allah Allah. Lan benim anlayacağım gibi dinlesene. Elinize sağlık. Ya nerede kaldılar? Hani geleceklerdi akşam? İşi falan mı çıktı acaba? Nereden bileyim ben? Onun dadısı mıyım? Şey ya, ben de merak ettim abi. Yarın. Arama arama. Geldim abisi. Hayırdır abi, ne bu çoluk çocuk böyle? Evi bırakamadım. Evi de aldım geldim. Ah canım benim, alayım ben onu, uyumuştur, yazık, kıyamam. Ali gel gel yatıralım. Ben de bir yardım edeyim. Çok kötüydü halleri. Benim de buraya gelmem gerekiyordu. Böyle bir çözüm yolu buldum. Şey, karnın aç mı? Zarife Hanım'a söyleyeyim, bir şeyler ısıtsın. Biraz oturalım mı? Bütün gün seni düşündüm. Böyle bir yürek gibi beynimin her köşesinde sen attın. Hayırdır? Sen bu gece böyle çok farklısın. Bilmem. Açsa bir lokma bir şey hazırlayalım, gel ye. Yok yenge, iyiyim ben şimdi. Kalabalık yapmayayım aşağıda. Mama. Aa, annesini sayıklıyor. Ya bayağı bir kötü 2 gündür. Hani biraz da ondan getirdik. Abimin yanında böyle daha az özlüyor annesini sanki. Ay. Mama. Anne. Anne nerede? Anne şeyde yavrum. Şey, bir işe çıktı onun, gitti. Gelecek ama. Mutlaka gelecek, tamam. Ay Galinacığım. Ağlama bebeğim, gel. Gel, ben kıyamam sana. Yok, yok canım. Yok, ağlama. Hey, Galinacığım ya. Geç de. Gel, gel. Tamam canım, tamam kuzum. Tamam. Şeytan diye tut saçından getir buraya. Sen yerde biliyor musun Ali? Galina! Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun sen? Sermet, lütfen beni anneye götürür müsün? Gel, gel kızım. Gel, gelsene. Bir dakika, biz aşağı inelim. Ali, bak biliyorum.
istemiyorsan söyleyeceksin kadının yerine. Ya böyle şeyler saklanır mı? Ya yenge, kadın kaçtı gitti. Çocuğu abimin üstüne yıktı. Görmüyor musun abim ne kadar bağlı çocuğa duygusal olarak ya? Sonra gelmiş, ağlıyor zırlıyor, çocuğumu geri istiyorum diyor ya. Kırdım ağzını burnunu yolladım, oyuncak mı bu ya? Ya sen canına mı susadın? Kadın tekrar ortaya çıkıyor, sen buna engel mi oluyorsun? Sermet'ten de mi sakladınız bunu? Ya yenge sakladım tabii ya. Kadın çocuğu alacak, gidecek Rusyalara. Sonra Rusyalarda onu arayacağım. Bunun belalısı var Ivan diye. Sonra cinayetlerden cinayet beğen falan filan ya. Ay bayılacağım, bayılacağım. Ya manyak mısınız, nesiniz? Çocuk annesini istiyor. Ne var bunda? Ya bir şey diyeceğim. Ya, abime söylemeyin, gözünü seveyim ya. Neyi söyleme oğlum? Abim beni asar, indirir bir daha asar, indirir bir daha asar yani. Bu çocuğa bağlılığından, çocuğu yanında tutmak için beni nikahladı ya. Ali, neyse ne, delirdiniz mi? Bu kadın çocuğun annesi. Tabii ki isteyecek. Çocuk ruh hastası olmuş, uykudan uyanıyor. Anne anne diye sayıklıyor, görmüyor musun? Cahil misin, deniyor musun? Saklanır mı böyle şey? Tamam. Kadın çekti gitti yenge. Ben mi ayırdım? Kadın çekti gitti ya. Sonra şimdi gerisin geri bırakacak çocuğu. Yarın öbürsü gün tekrar çekip gidecek. O zaman ne olacak yenge? O zaman ne olacak? Ali. Nerede İrina? Abi. İrina nerede lan? İrina nerede lan? Abi tamam, sakin ol. Bomonti'de abi. Bomonti'de bir ev tuttum. Ben öyle öteberisini falan karşılıyorum. Güvenemedim ya kadına, güvenemedim. Nasıl güvenip bırakacaksın Galina'yı ona? Değil mi? Abi tamam, her şeyi ayarlayacağız. Ali sen de git İrina'yı hazırla. İzin verin de bu akşam çocuk annesinin koynunda uyusun. Ara şimdi. Hadi Ali arasana. Arıyorum abi. Ara lan! Arıyorum abi. Ne bağırıyorsunuz? Çocuğu zor yuttum zaten, ağlıyor ağlıyor. Alo. İrina. Şey yapacağız biz ya. Geleceğiz, Galina'yı bırakacağız sana. Ben Galina'yı hazırlayayım, Fırat çıkalım hadi. Ali yürü. Yatmamışsın hala. Senin yüzünden. Bunların hepsi senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Senin yüzünden o öldürdüm. Senin yüzünden kendi ellerimle Galina'yı o annem sürekli seni gönderdim. Senin yüzünden annem beynini dağıtamıyor. Bunların hepsi senin yüzünden. Benden kaçma, korkma, beni bırakma diye. Benim yüzümden değil. Sen değişiyorsun. Değişmek istiyorsun. İnsan olmak istiyorsun. İnsan gibi yaşamak istiyorsun. O yüzden beni hayatına istiyorsun. Gidişine Deniz Tunalı. Benim kaç tane cinayetim var, haberim yok senin. İnsan olmakmış. Unutacaksın beni. Unutacaksın beni. Gideceğim ben senin hayatından, unutacaksın beni. Sen bu dünyada her şeyin en güzeline, en iyisine layıksın. Senin gözünden akan yaş için memleketi ateşe veririm. Sana dokunamam Deniz. Sana dokunursam ışığını söndürürüm. Gidemezsin. Ben seni seviyorum. Ucumda ölüm olsa bile ben seni seviyorum, gidemezsin. Sen gidersen ben ölürüm. Ben hayatımı temize çekme noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz.
Umurumda değil. Umurumda değil. Ben seni istiyorum, umurumda değil. Sevilmeyi bilmeden ölüp gidecektim. Sen benim hazinemsin Deniz. Gitme. Çocuklar garip varlıklar değil mi? Bizi fabrika ayarlarımıza geri döndürüyorlar. Ne kadar kirlenmiş, bozulmuş, yozlaşmış olsak bile. Yani sonuçta kadın fahişe. Çocuğu defalarca terk etmiş. Bak yine de dikkat et. Galina annesinin göğsüne başını yasladığı zaman teslim oluyor doğa göre. Şimdi sana babalıkla ilgili söylediklerimi daha iyi anlıyorsun değil mi? Hayat hakkında bilmediğimiz ne kadar çok şey var, farkında mısın? Vallahi ben biliyorum da, senin gibi böyle camdan fanusta büyümüş bir prens olunca zor tabii. Sermet mahvolmuştur. Evet ya. Delirmiştir sabaha kadar. Deniz'i ne uğraşmıştır? Yani çok düşkündü Galina'ya. Ya problem yaratacak bir şey yok. Evinin yakınlarında bir ev bulur. Her gün gider gelir görür kızı. İsterse ona manevi babalık yapar. Diyorsun. Narin. Bak konuyu buraya getireceksen gerçekten Irmak'tan çocuğun falan olmasını istemiyorum. Deniz? Ne oldu? Ne oldu? Günlerdir neler oluyor? Siz farkında bile değilsiniz. Ne oldu Deniz? Şadi. Abla. Geldim. Geldim yavrum. Abla. Yavrum. Oh. Abla ya. Zafer komadaymış. Kendini pencereden aşağı atmış. Bize ne ondan Şadiye? Ha? Ne hali varsa görsün. Bize ne ondan? Ya sana bir şey olsaydı? Ha yavrucuğum, ya sana bir şey olsaydı? Niye yaptın bunu kendine? Niye yaptın? Geç sen, geç. Deniz ağlama artık, tamam. Gel sana ilaç vereyim, sabaha kadar rahat rahat uyursun. Yok yok, iyiyim ben. Sen... Geç otur şöyle. Narinlerin yanına git, onlarla ilgilen. Vallahi iyiyim ben. Oh. Irmak arıyor tabii de yeni yıl kutlayacak. Saat kaç oldu ya? Abla, abla ben düştüm. Bileğimi, bileğimi kırdım. Çok kötü kanamam var. Abla yanıma gel ne olur. Ne? Allah seni kahretmesin ya.
Sen benim lafımı niye dinlemiyorsun? Niye kayak yapıyorsun kızım? Gelmiyorum. Geber orada. Deniz ver bakayım. Irmak benim, Fırat. 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 Çok kötüyüm. Hemen gel yanıma ne olur. Bebeğimizi kaybediyorum Fırat. Irmak tamam. Hiçbir şey olmayacak bebeğimize. Merak etme. İlk uçakla hemen geliyorum.